Merhabalar sevgili gençler. Ben SML Hoca'nız. SML Hoca Matematik YouTube kanalındasınız. Arkadaşlar, trigonometrinin 5. videosuyla tekrardan karşınızdayız. Konumuz trigonometrik denklemler. Videoya başlamadan önce Instagram kullanan arkadaşlarımla ricam Instagram adresimi takip edip bu kanala da hala abone olmayan arkadaşlarım varsa, abone olurlarsa çok mutlu ederler beni. Trigonometrik denklemler şimdi e, genelde zaten tüm matematik konularında bu şekilde ilerliyor. Yani mesela logaritma anlatıyoruz, logaritmanın özelliklerini veriyoruz. E, daha sonrasında logaritmalı denklemler diyoruz mesela e, veya işte farklı bir şey anlatıyoruz. Diyoruz ki mesela nedir? Mutlak değerli denklemler, köklü denklemler. Artık trigonometrik denklemler. Yani eğer ki bir denklem trigonometrik fonksiyonlardan kurulmuşsa nasıl çözüleceğini öğreniyoruz. Gayet bildiğimiz basit denklem çözme ama trigonometride birazcık farklı oluyor. Dolayısıyla sevgili gençler dikkatli bir şekilde dinlerseniz trigonometrik denklemler ki biliyorsunuz belki bilmiyorsunuz da belki bilmiyorum trigonometrik denklemler trigonometri adına öğrencilerin en çok ama en çok korktuğu, çekindiği konulardan birisi kimsenin de kafasına tam oturmaz. Dolayısıyla bu videoyu çok iyi dinlemenizi tavsiye ediyorum sizlerde. Şimdi kosinüs x eşittir kosinüs teta. Yani kosinüs içeren denklemlere bakalım. Eşitliğini sağlanması için k bir tam sayı olmak üzere x teta artı 2 k veya eksi teta artı 2 k olmalıdır. Yani sen kosinüste sağlayan bir x bulduktan sonra bu ya pozitif bölgedeki teta artı bunun 360 fazlası olacaktır. Çünkü 360 fazlası yani 2kp fazlası da yine aynı yere denk gelir. Ya da sevgili gençler buradaki eksi teta olacaktır. Eksi teta'nın üzerine de yine 2kp yani 360 ve katlarını eklediğin zaman karşına çıkacak olan ee, sayı senin kökün olacaktır. Misal, misal sorumuza bakalım. Kosinüs 2x eksi kök 2 bölü /2, 2 denkleminin çözüm kümesi nedir diye sorulmuş. Öncelikle kosinüs 2x'i yazdım. Eşittir. Şimdi kosinüsün kök 2 bölü 2 olduğu e, değer pi bölü 4'tür. E, ama eksilisi istenmiş. Eksilisi için de sevgili gençler ikinci bölgede kosinüs eksi olduğu için pi eksi pi bölü 4 dedim. Bu da 3 pi bölü 4 geldi. Şimdi diyorum ki ya kosinüs 3 pi bölü 4 olacak ya da kosinüs eksi 3 pi bölü 4'tür de diyebiliriz. Tamam. Bu ikisi kosinüsün negatif yani e, eksi kök 2 bölü 2 olduğu değerler. Diyorum ki 2x eşittir 3 pi bölü 4 artı 2kp'dir veya 2x eşittir eksi 3 pi bölü 4 artı 2kp'dir diyorum. Daha sonrasında x'ler lazım olduğu için bana her iki tarafı 2'ye bölüyorum. x'ler 3 pi bölü 8 artı kp'dir. Veya X'ler eksi 3 pi bölü 8 artı k pi'lerdir diyorum. Çözüm kümemiz de şu şekilde oluşuyor. Çözüm kümesi eşittir böyle X'lerden oluşuyor ki bu X'ler 3 pi bölü 8 artı k pi'lerden oluşur veya bu X'ler eksi 3 pi bölü 8 artı k pi'lerden oluşur ve buradaki k'lar birer am sayıdır diyoruz. İşte çözüm kümemiz bu. Tabi bu çözüm kümesi sizin karşınıza sınavda size yazdırmayacaklar. E, şıkların içerisinde çıkar. Eğer bu, bu tarz sorular çıkarsa şıkların içerisinde verilir. Size zaten e, yerlerine yazarak bile bulabilirsiniz sevgili gençler. Bir diğer sorumuz. Şöyle yaklaştıralım isterseniz burayı da yine yaklaştırmayı unuttuk. Şöyle çözelim. Cos 4x artı cos 2x eşit 0 denkleminin 0 ile pi aralığındaki kökleri nedir diye sorulmuş. Bakın burada 4x burada 2x var bunu karşıya atıp da bunları çözmeye falan çalışmayacağız. Şöyle yapacağız. Bu kosinüs 4x dediğimiz ifade yarım açı formüllerinden 2 tane kos kare 2x eksi 1'dir. Bu yarım açı formülü de hatırlarsanız. Artı ve kosinüs 2x'imiz var eşittir 0. Bunu birazcık düzenlersek 2 kos kare 2x artı kosinüs 2x eksi 1 eşittir 0 oldu. Daha sonrasında ben burayı 2 kosinüs 2x'e kosinüs 2x diye açarım. Burayı da artı 1 ve eksi 1 diye açarsam bakın çapraz çarpıyorum. 2 cos 2x, 2 cos 2x eksi cos 2x'ten cos 2x geliyor. Dolayısıyla sevgili gençler düz bir şekilde toplayıp çarpıp sıfıra eşitleyeceğiz. Yani burada ya 2 tane kosinüs 2x artı 1 gelecek ya da kosinüs 2x eksi 1 gelecek. Şundan kaynaklı da kosinüs 2x'in 1 bölü 2 olması gerektiğini söyleyebiliriz. Elimizde iki tane gerçek var. Bir tanesi Kos 2x eksi 1'dir ya da kos 2x 1 bölü 2'dir. Şimdi arkadaşlar kosinüs 2x eksi 1 ise buradaki kosinüs 2x kosinüs pi olmalı diyeceğiz. Kosinüs eksi pi de e, zaten pi'ye eşit olduğu için bunu tekrardan yazmamıza gerek yok. Kosinüs pi'dir dedik. Pekala. İkinci olarak da kosinüs 2x'in 1 bölü 2'ye yani kosinüsün 1 bölü 2'ye eşit olduğu hangi açı değerleri var? 60 var. Yani kosinüs pi bölü 3'tür. Ya da kosinüs eksi pi bölü 3'tür diyebiliriz. 1 bölü 2 olduğu değerler için. Şimdi gençler. Bunları yazdık. Diyorum ki o halde 2x eşittir p artı 2kp'dir ya da 2x eşittir p bölü 3 artı 2kp'dir ya da 2x eşittir eksi p bölü 3 artı 2kp'dir diyorum. Ve sonrasında her iki tarafı 2'ye bölüyorum. x eşittir p artı kp x eşittir p bölü 6 artı kp Yine x eşittir. Eksi pi bölü 6 artı k pi'dir diyorum. Evet. Şimdi k gördüğümüz yerlere 0, 1, 2 yazarak devam etmemiz gerekiyor. 0 yazarsam pi artı 0'dan bir tane pi gelir. 1 yazarsam 2 pi gelir. 0 ile pi aralığında değildir. Hatta bir şey söyleyeyim mi size? Bu Pi dediğimiz, ha bu arada şuradaki pi bölü 2'yi unutmuşuz sevgili gençler. 2'ye böldük her iki tarafı bakın burada. Pi bölü 2 artı k pi olacaktı. Onu unutmuşuz. 0 yazarsak ne gelir? Pi bölü 2 gelir. Tamam bu bu aralıkta. 1 yazarsam eğer pi artı pi bölü 2'den 3 pi bölü 2 gelir. Bu bulduğumuz 0 ile pi aralığında olmadığı için bunu eledik. Yani şu an sağlayan sadece pi bölü 2 var dedik. Burada k gördüğümüz yere 0 yazarsak pi bölü 6 gelir. K gördüğümüz yeri 1 yazarsak P artı P bölü 6'dan 0 ile P aralığını geçer. Dolayısıyla sevgili gençler burada da sadece P bölü 6 sağladı dedik. Eksi P bölü 6'ya buraya 0 yazarsam eksi P bölü 6 gelir ama 0 ile P aralığında olmadığı için bu gider. K gördüğüm yeri 1 yazarsam P eksi P bölü 6'dan 5 P bölü 6 gelir. Bu da 0 ile P aralığında olduğu için bizim kökümüzdür deriz. Bunun kökleri nedir diye sormuştu. 0 ile P aralığında P bölü 2 sağlar pi bölü 6 sağlar ve 5 pi bölü 6 sağlar diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Geçtim 14. sayfama 14. sayfada sinüsü denklemleri çözmeyi öğreneceğiz. K bir tam sayı. Ben bir kökü bulduktan sonra diyorum ki x eşittir ya teta artı 2 k ya da bu x pi eksi teta artı 2 kp'dir diyoruz. Tamam mı? Şimdi az önce kosinüs için Şurada ve şurada aramıştık. Çünkü ikisi de artı olan yer burası. Sinüs içinde ikisinin de artı olduğu yer burası olduğu için köklerimizi burada arayacağız. Tamam mı? Şimdi gençler sorumuza bakalım. Bakın unutmayın bir kökü bulduktan sonra diğer kökümüz pi eksi teta ile bulunacak. Teta'yı bulduktan sonra pi eksi teta diyeceğiz. Burada sinüs olabildiğince sakin çözün bu soruları. Çünkü en ufak bir yeri unuttuğunuz zaman... Sarpa sarabiliyor bütün her şeyi yanlış buluyor, bulabiliriz ee, Sinüsü kök 3 bölü 2 yapan hangi değer vardır 60 vardır yani pi bölü 3 vardır Ya da diyorum Sinüs Pi eksi pi bölü 3 vardır Yani 2 pi bölü 3 vardır diyeceğiz Burada yazalım 2 pi bölü 3 Şimdi sevgili gençler diyorum ki 2 x eksi pi bölü 12 Eşittir ya Pi bölü 3 artı 2 kpdir ya da 2x eksi pi bölü 12 eşittir e, 2 pi bölü 3 artı 2 kpdir diyeceğim. Sonra eksi pi bölü 12'leri şu tarafa bir sallamamız lazım. Böylelikle 2x eşittir bakın pi bölü 3'ün yanına pi bölü 3'ün yanına e, pi bölü 12' eklersem burayı 4' ile genişlettiğim takdirde 5 pi bölü 12 artı 2 k gelecektir. 2 pi bölü 3'ün yanına sallarsam buraya yani buraya 2 yaparsam da bu sefer 9 pi bölü 2 x eşittir. 9 pi bölü 12 artı 2 k yapacaktır. Tamam Şimdi Her iki tarafı 2'ye bölmem gerekiyor. Çünkü x'ler lazım bana. x eşittir. 5 pi bölü 24 artı k Ve x eşittir. 9 pi bölü 24 artı k pi diyebiliriz. Şimdi bizden 0 ile 2 pi aralığındaki kökler istenmişti. Ben yine k gördüğüm yere 0, 1, 2 diye yazmaya devam edeceğim. Şimdi k gördüğümüz yere 0 yazarsak 5 pi bölü 24 gelecektir. Bu 0 ile 2 pi aralığındadır. 1 yazarsam pi artı 5 pi bölü 24'ten sevgili gençler. Bu da 29 pi bölü 24 gelecektir. Bu şekilde. Bir tane daha yazarsam zaten 2 pi geçtiği için yazmıyorum artık onu. Demek ki köklerimiz bunlarmış. Bir de 0 yazarsam 9 pi bölü 24. 1 yazarsam da sevgili gençler pi artı 9 pi bölü 24'ten 33 pi bölü 24 gelecektir. 2 yazarsam zaten geçeceği için işte köklerimiz bunlardır dedik. Bunlar da 5 pi bölü 24, 29 pi bölü 24, 9 pi bölü 24 ve 33 pi bölü 24'tür sevgili gençler. Bizim köklerimiz diyebiliriz. Şimdi burada şöyle bir şey yapabilir miyiz? Bir düşünelim sizle beraber. Hani daha kısa bir şekilde kaç kökü vardır diye sorulursa bu yöntemi de kullanabilirsiniz. Yani x'ye kartezyen koordinat sistemi çizelim. Bu şekilde. Ve diyorum ki 2x eksi pi bölü 12'nin köküç bölü 2 olduğu kosinüs bir şurada pozitif yani pardon sinüs bir burada pozitiftir bir de bu tarafta pozitiftir diyorum. X'ler bakın x'ler 0 ile 2 pi aralığındaysa x'ler 0 ile 2 pi aralığındaysa 2x'ler 0 ile 4 pi aralığındadır. Yani burada kaç tane tur var? 2 tane tur var. 2 tane kartezyen koordinat sisteminin çevresinde tur var. Dolayısıyla ben 2 tur atacağım diyorum. 1 ve 2 tur attım. Buraya kadar geldim. Geldikten sonra şu çizdiğim kökleri bakın 1, 2, 3, 4. Böylelikle 4 tane kökü olduğunu da söyleyebiliriz. Buradaki 2x'lere göre yapıyoruz ama bunu sakın unutmayın. Devam. Bir diğer sorumuz. Kosinüs x eksi pi bölü 3 artı sinüs x eşit 0 denkleminin 0 ile 2 pi aralığındaki kökleri nedir diye sorulmuş. Burada yapmamız gereken hareket kosinüs x eksi pi bölü 3 artı sinüs x'i karşıya göndereceğiz. Eksi sinüs x yazdık. Daha sonrasında kosünüs x eksi pi bölü 3 eşittir. Nasıl ki bu sinüs içindeki eksi dışarı atıyor. Şimdi onu geri alsın. Sinüs eksi x yazdım. Şimdi gençler şunu biliyoruz. Kosünüs x sinüs y'ye ne zaman eşit oluyor? x ile y'nin toplamı 90 olduğu zaman eşit oluyor. Değil mi? O halde ben burada sinüs eksi x'i değiştireceğim. Eksi x ile neyi toplarsam 90 derece yapar. Soru işareti nedir? 90 artı x'tir. Dolayısıyla ben kosinüs x eksi pi bölü 3'ü eşittir. Kosinüs 90 artı x biçiminde yazabilirim. Ki bu 90'ı da pi bölü 2 yazmamızda sanırım bir sakınca yok. Değil mi? Çünkü buradaki de pi olduğu için böyle kalsın, kalmaları daha iyi. Ki biliyorsunuz kosinüs pi bölü 2 artı x de sinüs eksi x'in ta kendisi. Ya da eksi sin x'in ta, ta, kendisi. Şimdi arkadaşlar artık ikisi de kosinüs olduklarında şunu yazabiliriz. x eksi pi bölü 3 eşittir pi bölü 2 artı x. Şimdi buradaki x'ler birbirini götürdükleri ama... Eksi pi bölü 3'ün pi bölü 2 eşitliği gibi bir durum söz konusu oluyor ki böyle bir şey buradan kök gelmez diyoruz. İkinci bir ihtimal ise x eksi pi bölü 3 neye eşit olabiliyordu sevgili gençler başka? Şunun eksilisine ki biliyorsunuz kosinüs teta'yı bulduktan sonra bir de eksi teta diyorduk. O halde eksi pi bölü 2 eksi x yazabiliriz buraya. Sonuçta kosinüs eksi yutacaktı. Eksi x'i bu tarafa attım 2x bunu da bu tarafa atarsam eksi pi bölü 2 artı pi bölü 3 gelir ben yani burayı 3 ile burayı 2 ile genişletecek olursam 2 x eşittir eksi pi bölü 6 yapacaktır tabi bir de neyimiz var artı 2 k pi'miz var bunu bulduktan sonra bunu da eklemeyi unutmuyoruz her iki tarafı x'e bölersem 2'ye bölersem x eşittir eksi pi bölü 12 artı k pi yapacaktır bizden soruda ne istenmişti 0 ile 2 pi aralığındaki kökler istenmişti Şimdi ben burada k gördüğüm yere 0 yazarsam eksi pi bölü 12 gelir ki 0 ile 2 pi aralığında değildir. k gördüğüm yere 1 yazarsam eksi pi bölü 12 artı pi bu da 11 pi bölü 12 yapacaktır. k gördüğüm yere 2 yazarsa eğer eksi pi bölü 12 artı 2 pi'den e, 23 bölü 23 pi bölü 12 yapacaktır ki bu da 0 ile 2 pi aralığındadır. Bir tane daha eklersem artık geçecek. Dolayısıyla benim 0 ile 2 pi aralığındaki köklerimden bir tanesi 11 pi bölü 12. Diğeri 23 pi bölü 12 yapar diyebiliriz sevgili gençler. Geçtim 14. sayfamın sağ üst tarafına. Tanjant içeren denklemlerde ne yapacağız peki? Şimdi tanjant içeren denklemlerde arkadaşlar bir birinci bir de üçüncü bölgede bakın. Ben teta'yı bulduktan sonra demek ki üzerine ne ekleyeceğim? Pi ekleyeceğim. Yani teta artı pi. bir tane bulduk. Ee, o da teta artı pi ile diğeri de diğerleri de hep teta artı pi ile bulunabilir. Dolayısıyla bunda tek bir tane bulmamız yetiyordu zaten. Sorumuza bakalım gene kök bir ifade var. Ee, bu kök ifadeyi şu şekilde yazabilir miyiz? Tanjant 60. tanjant 60 Hatta ve hatta şöyle diyelim kök 3, çarpı sinüs x eşittir kosinüs x yazabiliriz. Bunu yazdıktan sonra kök 3 eşittir kosinüs e, x bölü sin x. Burası ne oldu? Kotanjant x olmuş oldu. Bu da kök Kotanjant e, x kök 3 ise tanjant x nedir arkadaşlar? 1 bölü kök tanjantı 1 bölü kök 3 yapan açılar nelerdi? Bunları bir tekrar edelim. Tanjant x eşittir. Tanjant 30'du. 30 derece. Başka? Ee, bunun 180 fazlası. Artık bunları yazmamıza gerek kalmayacak demiştik. Şöyle yazabiliriz o halde. x eşittir. 30 derece artı kp yani 180k yazabiliriz. 180 derece çarpı k yazabiliriz. Bizden ne istenmişti? Sorumuza bakalım. 180 ile 270 arasındakiler istenmişti ki 180 ile 270 arasında K'ya ben 0 yazarsam 30 derece gelir. Bu 180 ile 270 arasında değil ama K'ya 1 yazarsam 30 derece artı 180'den 210 derece gelecektir ki bu 180 ile 270 arasındadır. Bir sonraki kökümüz 180 fazlası olacağı için biz bunu yazmadık. Tamam. Dolayısıyla cevabımız ne olacak? 210 olacak sevgili arkadaşlar. Bir diğer sorumuzdayız sevgili gençler. Tanjant 7x çarpı kot 3x eşit 1 denkleminin 0 pi aralığındaki kökleri nedir diye sormuşuz. Şimdi burada tanjant 7x çarpı hepsini tanjanta çevireceğim. Kotanjant 3x'i 1 bölü tanjant 3x biçiminde yazabiliyoruz. Eşittir 1 dedik. İçler dışlar çarpımı yardımıyla da tanjant 7x eşittir tanjant 3x diyebiliriz. Şimdi demek ki burada 7x eşittir 3x artı k dememizin bir mahsuru yok artık. 3x'i bu tarafa gönderirsem 4x eşittir k çarpı pi olacaktır. Demek ki x de k bölü 4 olur sevgili gençler. 0 ile pi aralığında sorulmuştu. Ben k gördüğüm yere artık 0, 1, 2, nokta 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 hepsini yaz, yazabilirim. k eşittir 0 için yazarsak ne gelir? 0 gelir ama 0 burada sevgili gençler kök olarak kabul edilmez. Çünkü 0 dahil değil. Ee, ki 0 da olamazdı zaten. K eşittir 1 için K pi bölü 4 yani 1 çarpı pi bölü 4'ten pi bölü 4 gelir olur. K eşittir 2 için için pi bölü 2 olur ki bu da olur. K eşittir 3 için sevgili gençler. 3 pi bölü 4 olur. Bu da olur. K eşittir 4 için pi gelir ki pi burada dahil olmadığı için zaten olmaz diyoruz. Demek ki sağlayan köklerimiz şunlarmış. Pi bölü 4, pi bölü 2 ve 3 pi bölü 4'müş. Devam 15. sayfamıza geçiyoruz. 15. sayfamızda sizlere bir uyarım var. Şuradaki sorumuz sağ üstteki ve sol alttaki sorularımızı çözmeyeceğiz arkadaşlar. Çünkü müfredat dışı kalan konulardan seçmişim. Güzel soru diye yanlışlıkla kusura bakmayın. Şimdi şu sorumuzu da çözeceğiz ve altta bir tane daha sorumuz var. Şunu çözeceğiz. Bunları çözdükten sonra bir sonraki videomuz olan periyodik bir sonraki videomuzun konusu olan periyodik fonksiyonlara geçeceğiz sevgili gençler. Şuradaki sorumuza bir bakalım. Kotanjant 2x eksi pi bölü 6 eşittir eksi tanjant x denkleminin en küçük pozitif kökü nedir diye sorulmuş. Şimdi ben burada hepsini tanjanta çevirebilir miyim bir bakayım. Kotanjanta da çevirebiliriz sıkıntı yok. Kotanjant 2x eksi pi bölü 6 eşittir. Ben burayı tanjant eksi x yazabilirim. Doğru mu? Nasıl olsa tanjant kusuyorsa içine de alabilir. Burada bir sıkıntı yok. Burayı şunu söyleyebilir miyiz? Biz mesela kotanjant e, a ile tanjant b birbirlerine eşit ise a ile b'nin toplamı pi bölü 2 yapıyordu. Doğru mu? O halde ben buradaki b'yi pi bölü 2 eksi alfa diye a diye yazabiliyorum. Ben bu tanjant eksi x yerine kotanjant pi bölü 2 artı x de yazabilirim o halde. Şimdi iki, elimizde iki tane bakın kotanjant değeri var. Artık biliyoruz ki 2 x eksi pi bölü 6 eşittir. Pi bölü 2 artı x artı k pi yazılabilir. Bu durumda x'i bu tarafa gönderdim. Ee, x kaldı. Eksi pi bölü 6'yı bu tarafa gönderirsem pi bölü 2 artı pi bölü 6 artı 2k e, pi yapacaktır. Şimdi xler zaten bu şekilde kaldı, şunları toparlayacağız. Şuraya 3 yazarsam, 3'le genişletirsem 3pi artı pi'den 4pi gelir, 4pi bölü 6'da zaten 2pi bölü 3 yapar, 2pi bölü 3 artı k pi dedik. Şimdi ne demişti bize? En küçük pozitif kök. Zaten pozitif olması için. K gördüğümüz yere direkt 0 yazarım. En küçüğü bulabilmek için 2 pi bölü 3 en küçük pozitif kök olacaktır diyebiliriz. Buradaki ve buradaki soruyu atladığımızı tekrardan yineliyorum Ve bu da bu videomuzun son konusu son sorusu. Ee, hala kanala abone olmadıysanız kanalıma abone olabilirsiniz. Ve instagram hesabı kullanan gençler instagram kanalımı da takip edebilirseniz instagram hesabımı da takip edebilirseniz mutlu oluruz x'ler 0 ile 2 pi aralığında olmak üzere sin kare x eksi kos kare x artı sin x eşittir 0 denkleminin çözüm kümesi sorulmuş. Ben buradaki kos karenin sinüse dönüştürülmesini istiyorum. Nasıl? 1 eksi sin kare x yazarak. Dolayısıyla sin kare x eksi 1 eksi sin kare x artı sinüs x eşittir 0 yazılabilir. Burada sin kare x eksi 1 artı Sin kare x artı sinüs x eşittir. Sıfır yazabilirim. Sin kare x ve sin kare x'in toplamı 2 çarpı sin kare x'tir. Bir tane de burada sinüs x'imiz var. Ve eksi birimiz var eşittir. Sıfır dedik. Burada ben 2 sinüs x'e sinüs x diye açarım burayı. Burayı da artı 1'e eksi 1 diye açabilirim. Dolayısıyla ya sinüs x'imiz şundan kaynaklı 1 bölü 2'dir. Ya da sinüs x'imiz eksi 1'dir. Şimdi 0 ile 2 pi aralığında sinüsün eksi 1 olduğu zaten tek bir değer vardır. Bu da sevgili gençler 3 pi bölü 2'dir. 270'dir. Buradan bu kökü bulduktan sonra artık şuna devam edebiliriz. Sinüs x'i 1 bölü 2 yapan sinüs 30 vardır. Yani pi bölü 6. Bir de sevgili gençler pi eksi pi bölü 6'dan sinüs 5 pi bölü 6 vardır diyebiliriz. Daha sonrasında x eşittir pi bölü 6 veya x eşittir 5 pi bölü 6 da diyebiliriz. 0 ile 2 pi aranında sorduğu için zaten artı 2 k pi ile eklememe gerek kalmadı. Çözüm kümesi nedir diye sorulmuş. En küçük elemandan en büyük elemana doğru sıralayacağız biz bunu. Çözüm kümemiz pi bölü 6, 5 pi bölü 6 ve 3 pi bölü 2 diyebiliriz. Kaç elemanlıymış çözüm kümemiz? 3 elemanlı çözüm kümesi sorulmuştu zaten. Cevaplar bunlardı dedik sevgili gençler. Evet bu videonun ve bu soruların da sonuna geldik. Trigonometrinin 6. videosu olan periyodik fonksiyonlar ve ters trigonometrik fonksiyonlarda görüşürüz sevgili gençler. Hoşça kalın, sağlıkla kalın ve bol bol matematik çalışmayı da unutmayın.